Arkadaşlar ben Cankan. Bugün sizlerle kaldığımız yerden serimize devam edeceğiz. Küçük değişiklikler yaptım artık. Aşağıda HUD'u görebiliyor olmanız lazım. Ekranda benim ne canımı ve şeylerimi görebiliyor musunuz? Ayında ayarlamışlar bunu. Bayağı güzel duruyor. Bir de artık göz değiştirdim. Belki görmeniz rahatsız olur diye artık bu gözümden görüyorsunuz oyunu. Onun dışında yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim iyi yorumlarınız için. Yavaş oynadığımı söylemişsiniz ancak aramızda kanalda VR'ı takip etmeyen, hiç bilmeyen arkadaşlarımız için de VR'ın yapılabileceklerini göstermeye çalışıyorum birazdan. Ama yine de hızlı oynamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. O zaman başlayalım kaldığımız yerden. Heard anything about Dad, Russell? No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Tamam, hakkında bir şeyler öğrenelim. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. So they're hardly gonna torture him before they get there. So he's fine. Logically speaking. Evet, geliyorum üstüme doğru. İğrenç. Konuş. Arkadaşlar konu odaklanamadım anlık Red Crab gelince. Dedi ki Alex'e babamın iyi olduğuna emin misin dedi. Abiye. Abi de dedi ki yani orası bir işkence yeri, işkence etmeye götürüyor. Muhtemelen şu anda iyi dedi. Nova Prospect yeri. Evet. Yavaştan ilerleyelim. Çok Red Crab gelen bir yerden ne çıkacak bilmesem de. Resin. Hoppa. Artık kaç resim olduğunda siz de görev olacaksınız. Şu şeyi de kullanmaya iyice alışmak istiyorum. Böyle. Bak orada bir şey var mı? Yok. Şişeleri bir şekilde kırmanın achievement'ı varmış. O yüzden almak da istiyorum aslında ama. canımız iyi aslında. Can basmayalım bence. Ne gereği var ki? Belki daha ihtiyacımız olur buraya gelmeye. Değil mi? Headcrab'cik he? Üh. Bir şey yapabiliyoruz mu tutup? Kendi kafama koysam ne olur? Oyun bitiyormuş değil mi? Uzak ölü olan headcrab'ler korkutucu değil. Onun dışında oh. Orada bir şeyler var. Şunu çekelim önümüzden. Oyun enfes gözüküyor ya. İçeri sigaralar, şeyler. Ay aklım gitti. Pis şey, pis pis pis. Salak. Aklımı aldın. Kusura bakmayın. Korktum ben de. Siz de dikkat edin. Ve uyarı koymaya çalışırım ya. Korkmayın siz de diye. Çok korkutucu oldu. Şunun içinde bir şey varsa çıksın. Bunun içinde tabii ki de var. Kaçırır mıyım? Bir şey yok başka burada herhalde. Şuradan mermime bakayım bir yandan. Dövüş mermide. Çok korktum ya. Gel bakalım. Seni de gördüm. Başka bir şey var mı burada? Kutuların arkasında saklanılan bir şey. Yok. Yok. Pis ceset. Şuradan atlayalım. Pis. İğrenç. İğrenç insan aklımı çıkardın pis zombi. Bir anda korkutmayın öyle. Şurada bir cam basma eşyamız var. Şurada bir şey var. There is a floppy disk. We used to store information on them, with magnets, if you can believe it. Specifically, 2 micrometers magnetic iron oxide, 3 micrometers barium ferrite, 1.2... Russell? How do you know all this? I'm reading it here on my computer. I downloaded the internet before the war. You downloaded the entire internet? Most of it. Oha. Yeah, Tüm it is. internetin hepsini indirmiş adam. Bunların içine tüm interneti falan saklıyorlarmış. Çok iyi. Peki bunu çantama atabiliyor muyum? Bilgisayara takmanın bir yolu var mı peki? Yani adam bunun hakkında bilgi verdi bana. Envanterime kesinlikle koydurtmuyor. Muhtemelen işlev öylesine aitim demek ki. Garip bir ses geliyor bir yerden. Şu şarjörü envanterimize koyalım. Şu şeyi... Ha, bir kere mi? Bir tane mi? Ha yok, birden fazla. O zaman bunu da koyabiliyorum. Yok bunu. Garip bir ses geliyor. Siz de duyuyor musunuz? Biraz takıldım burada o yüzden şu anda.
Klavyeyi kırabiliyor muyum? Çok merak ettim. Ah. Yok. Araştıralım bir şeyler var mı? Bir şey yok gibi ama. Şunu bir çekelim. Şunun üstüne atalım kalkamasın. Ne? Çekil. Hoppa. Bu şeyi gerçek hayatta da aramaya başladım. Oh! Monitörü kırdım galiba. Bakayım. Evet. Monitör kırılabiliyormuş. Buradan bunu anlamış oldum. Evet, orada onu gördüm, o parlamayı alacağım. Merak etmeyin. Seni kaçırır mıyım hiç? Güzelim şarjör. O zaman gidelim buradan. Pis et krep. Mermiyi biraz harcamayayım şöyle. Burada alacağımız bir şey yok herhalde. Şu şey de maalesef bir işe yaramadı o kadar. Merak ettim karakter konuşunca. İlerleyelim o zaman. Ya burası çok korkunç gözüküyor be. Şöyle kıra kıra. Ne haber? Bunlar kum torbaları. Çok çirkin bir alanda geziyoruz. Aman! Ne oluyor? Silahımı hazır tutayım ben, ne olur ne olmaz. Göz gibi değil mi daha çok? Sanki göze benziyor baktığımızda. Russell, bunu görüyor musun? Garip. O tarafa bakmadan önce hemen şurada bir araştırmaya girişelim. İhtiyacımız olan hemen bir sin buldum bir tane bile. Şurada da var hemen. Bak buraya çoğu oyuncu kaçırmıştır bunları. Geçen bölüm Rıdvan'la alay ettik ama Rıdvan bayağı bir toplamış. Canlı yayında oynarken. O yüzden kötü oldu. Ah, suratıma. Tamam, gidelim buradan. Şu kovanın içinde bir şey var mı? Yok. Asıl olay burada, korkunç bir şeyler oluyor. Geldim. Oo. Dışarısı. Bu ne be? Bassam ne olur ki? Bastım iki tuşa. Kırmızıyı... şöyle. Garip. Headcrab basmışlar oraya. Buraya da. Garip bir şekilde korkutucu. Şöyle ne var? Buradan geçiş var. Ancak geçmemin bir yolu yok gözüküyor. Şuradan gidelim o zaman. Evet, krepler saplanmış mı? Gerçekten merak ettim. Saplanmışlar kızı ama çıkartabiliyoruz. O zaman silahımızı hazır tutsak iyi olur ki biri de bizi saplamasın değil mi? Şu tarafta yürüsem acaba elektrik çarpar mı beni? Merak etmiyor değilim. Hadi şöyle bir atsam. Ya çok kırılır da her türlü. Ne o? Bu da şişe. Şişeyle bir işim yok. Atlayayım, ölecek miyim? Canım gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman girebiliyorum demektir bu. Duvarlarda zen resimleri var. Şunları biliyorsunuz. Half-Life 1 yaratıkları görüyorum. Diğer normal Half-Life'de. Burası Black Mesa dedi. Bunları çizen. Biri Half-Life 1'in hikayesini anlatmış burada baya baya bunların. Köleleştiriyormuş bu abileri, köleleştiriyordu hatırlasın. Ve bu şeyi öldürüyordu Half-Life 1'in sonunda hatırlarsınız. Bu da Freeman. Burada Freeman'a gönderme. Dokunabiliyor muyum? Evet. Elinde levye ile kurtarıcı, uzaylıların kurtarıcısı olmuşlar. Şunu hatırlıyorum. Half-Life 1'de öldürdük bunu. Hatırlıyorsunuzdur hepiniz Half-Life 1. Half-Life 2'de de Freeman... Gerçi daha Half-Life 2'de buraya gitmedi Freeman. Burayı da kurtarsın diye beklemişler herhalde.
Garip bir durum. Peki, şimdi asıl soru burada bir multi-tool'luk bir olay var mı? Yok. Burası sanırım sadece bir çizim. Çok güzel. Ama duvarlardaki şeyler sizin dikkatinizi çekti değil mi şunlar? Sanki bir şey yapmamıştı gibi ama. Peki nasıl ilerleyeceğiz acaba? Şurada biraz vakit kaybedeceğiz gibi duruyor. Buradaki tuşlara basmam burada bir şeylere etki ediyor mu? Sol üst sağ... öyle bir şey yaptığı yok. Yeşil yandı galiba bazılarında. Nasıl olacak şimdi? Ateş edip bir şey yapabilir miyim? Sanmıyorum pek ama. Yok. Yok yok. Ateş etmeli bir puzzle değil bu. Onu bir reloadlayalım silahımızı. O zaman burada multi-tool'la bir şeyler deneyelim. Şimdi bu kablomuz gidiyor. Gidiyor buradan. Şöyle. Buraya bağlandı. Ancak buradaki tuşlardan hangisi acaba onu şey ediyor? Evet, random denemenin bir faydası olmayacak gibi ama denemekten niye zarar gelsin? Tamam. Çözeceğiz buradaki mantıklı şeyi. Sanırım burayla alakalı bir şey var daha ağırlıklı. Buldum. Tamam. Şurada bir sürü şey yazıyor. Hadi bir tanesini deneyelim. Solun bir yanı ve sağın üstü. Tamam. Hemen sıkıştım. Solun en alt ikinci ve sağ. Solun en alt ikincisi. Solun en alt ikincisi. Ve sağın çaprazı. Solun en alt ikincisi ve sağın çaprazı bir şey yaptı da. İlginç. Hepsini denemem mi gerekiyor bunların? O zaman aşağın ikincisi, üstün üçüncüsü. Aşağın ikincisi, üstün üçüncüsü. Aşağın ikincisi, üstün üçüncüsü. Çok iyi. Biraz uğraştım arkadaşlar ama çözdüm. İlerleyelim. Biraz karışık bir puzzle'da çıkıyor. Şunu tutabiliyor muyum merak ettim. O bayağı ağır ama. Tutuluyor. İlerleyelim. Vay. Head crab'ler. Mutasyonlu gibi. Combine resmi görüyorum. Combine bayrakları. Bu muhtemelen o canavarların anlatmak istediği mesajlar. O Gözde abileri belki hatırlıyorsunuzdur daha önce oynadık için. Burada da bir Half-Life 1'den yaratık resmi. Tuğla'ya dokunabiliyor muyum? Evet bayağı. Tuğla'yı vururum valla. O head crab canlanır mı? Alex, you all right? What's wrong? Alex iyi misin? I'm fine, Russell. What's up? I'm losing your signal. Alex? Sinyalini kaybediyorum dedi Alex. Tamam. Russell? Beni duyuyorsan aynı yolda devam edip şeye git dedi. Tamam, halledeceğiz Russell. Canlı mısın lan? Headcrab. Headcrab'in ayaklarını ilk defa detaylı gördüm şu kadar küçük. Çirkin şeyler. Headcrab ile ilgili resim şurada bir şey var mı? Yok. Şurada bir şey var mı? Bir şey kaçırmayalım etrafımıza da bakalım bir yandan. Ay suratıma. Sen o kovanın içinde sanki bir şey var. İlerleyelim o zaman. Buralara bir şey saklanmamış. Etraf gerici. Vururum bu duvar kırılmasın sakın.
Şöyle bir... Çok göremiyorum ne olduğunu. Daha atlayacağız zaten. Muhtemelen başka bir şey yok. Korkunç bir müzik çalıyor. Aynen şu şekilde. Hoppa. Atladık. Vay. Görüntü hoş. This is weird. Garip. Bayağı... Bu sanırım muhabirlerin mekanı yani. Sinyalimiz gittiğine göre. Çünkü onların sinyal bozduğunu hatırlıyorum her şeyde. Birisinin evi mi bu ne? Bayağı yuvarlak da bir... Bakın. Dokunabiliyor muyum onlara? Ha kaçıyor elimden. Her neyseler. Ve çoğalmaya başladılar. Biz gitsek iyi olur sanki. Kapıyı... Aç kapıyı. Amanın. The Alex fans. You received my message. I did. Mesaj taşıyorsun gibi Alex dedi. Nasıl gitti? Come. Enter. Okay. Oh. You are hooker. Gel dedi. Teşekkür etti Alex de. So, what's a Vortigaunt doing here? Vortigaunt burada ne yapıyor? Aman. Yemek yapıyor. In general. Ay. I have a brain injury. I'm sorry. My brain is injured. That's terrible. And I hope. Beyin hasarı aldım diyor. I'm actually pretty busy looking for my father. The Eli. Yes. Evet, Eli var. Yes. Evet. The combine have him, and I really do need to get moving. The combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate it. This way. I can't stick around. I... It is important. I know, I'm çok sure önemli. It is. The Alex Vance must go this way. Bu yola gitmeli Alex Vance. Okay. Tamam. Alex Vance bu yöne gitmeli dedi. Allah Allah, manyak mıdır nedir? Burada Headcrab var başka türlerden. Evcilleştirmiş. Ne yapıyorsun abi? Evine biraz bakaydım. In here. Çek şu headcrablerini. Çek şu headcrablerini. Tamam, head buradan git diyor bana. Ama ben bir bakacağım ne yediğine en azından. Tamam, geleceğim hemen. Merak ettim ne yaptığını. Evet, sıcak suya dokundum ve elim yanıyor. Çok iyi ya. Neyse gidelim hemen. Tamam, senin dediğin yoldan gideceğiz abi. Nasıl atlayayım? Ha böyle baya baya. Kombinler onu böyle yapmış. I would help. I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he will be. Is or will be. It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. I look. Thank you for everything, but I really have to go. And I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The combine drilled here. Tamam. I am severed from the Vortessens. I am alone in my head. I'm sorry. Look, if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. You have saved my kid. I haven't. Then you will. Oh. Courage, Alex Vance. Tamam, o yöne gideceğim. Arkadaşlar konuşmalar açısında konuşmuyorum. Size çevirmek için sonradan kaçırmayayım diye. Abi dedi ki, benim dedi arkadaşım dedi öyle kapattılar dedi kombinler. Benim için dedi onu bulur musun? Alex de dedi ki, benim dedi... Mission begins.
Alexi de dedi ki ben babamı kurtarmam lazım. Çok isterdim kurtarmak arkadaşını dedi. Alexi abimiz bu uzaylı da dedi ki abimiz. Dedi ki baban zaten öldü dedi. Ya da bakış açısına göre değişir dedi. Ölmedi dedi. You must go. Gitmen gerek diyor şu anda da bana. Evet ben giderken size anlatayım. Hoppa. Teşekkür ederim. Alexi de dedi ki şu anda bilmecelere vakit ayıramam. Bak şu anda bilmecelere vakit ayıramam dedi ve babamı bulmam gerek dedi ama bulursam arkadaşını kurtaracağım dedi. Adam da benim türümü kurtarırsan da kurtaracaksın değil mi dedi. Umarım yaparsın gibisinden dedi. Why? More guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here. Allah Allah. Sustenance. I'll eat it later. Thanks for the help. You will be welcome. Teşekkür ederim. Dedi ki kaybolursan sana yaptığım yıldızı takip et dedi. Kutup kuzey yıldızını. Bitti mi dedi. Yok yolda da bunu yersin dedi ama tabii Alex bunu yok dedi teşekkür ederim dedi. Biz et krep yemiyoruz kardeş. Biz et krep yemiyoruz. Ah. Baga girdi. Girme baga. Oluyor arkadaşlar daha şu an oyun biliyorsun yeni patchleri atılmadı. Ben çok ilk haliyle oynuyorum. O yüzden yerde olmayacaktı. Evet babamızı kurtarmaya buradan kombinelerin diriliğine gidiyoruz. Bakalım. Ay çok o kadar güzel ki etraf böyle geçesi gelmiyor insan. İlerleyelim. Vıcık vıcık bir yere girdik. Burası tehlikeli olacakmış bu arada. Öyle dedi. Aman biraz daha eğilmem gerekiyor sanırım. Hoppa. Atlayalım aşağı bakalım. Hop. Canımız iyi. Evet, devam edelim yükleme ekranından sonra. Alex, the signal's back. Can you hear me? Are you okay? Sinyal geldi, iyi misin dedi. İyiyim. How's Dad? They've got him on the train. He's on the move. You got to find him. Babam nerede? Trende. I'm working on it. Trende dedi. Oradan geçmen için biraz sıkıntı yaşayacaksın dedi. Çalış. Şuradan geçmen gerekli dedi. Yani şu an gittiğimiz yerden. Üstünde çalışıyorum dedi Alex'e de. Birileri ölmüş burada. Neymiş ölenler? Biraz kombine'ı andırıyorlar ama. Şöyle bir iki elimle tutayım onu. Hoppa. Yanlış yerlerine tutmayalım da. Evet. Çok da kaldıramıyor Alex ağır diye. Yani onu kaldıramıyoruz ama matkabı tutabiliyorum Alex ile. Çok garip bir şekilde. Bat. O ne? That's weird. Bu ilginç. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Gaz maskesini takalım bence biz de. İhtiyacı olacaktır Alex'in. Sonra da çıkarız. Hop şöyle etrafa bir bakalım. Şunun içini açabiliyor muyum bu arada? Aa açabiliyorum. İyi ki kaçırıyordum ha. Evet. Şimdi bir adet şarjör buraya buldum hatta. Şöyle bir headcraft varsa ona da üst sese gitsin. Atık var bunun içinde. Bakmayalım keşke. Girdik valla. Eldivenleri takabiliyor muyum? Yoksa niye takma isteyeyim o da ayrı konu da. Şu anki eldivenim daha iyi. Ayakkabının içine bir şey yok. Pis vıcık vıcık şey. Laş. Headcrab'in kalbinde, headcrab'lerin kalbi de varmış. Sese bir şey mi patladı arkamda? Yoksa önden, ön taraftan mı geldi? Evet. Ay bu ne? You're not gonna believe this, but I ran into a Vortigaunt. A Vortigaunt? What was he doing down there? Hiding. I think he escaped from the combine. What did he say? Ne söyledi o uzaylı diye? He said crazy Vortigaunt stuff. Vortigaunt şeylerinden söyledi diye, mind çılgınca olan. Ne işi vardı onun orada dedi. Kombinelerden kaçıyordu dedi Alex de. O konuştuğumuz uzaylıdan bahsediyor. Gaz maskemiz var zaten. Headcrab'ı at kenara.
Şu şeyler çok gürültücü. Öldüreceğim. Korkutuyorsunuz aslında. Tam kilidin orada durmayaydın. Kafan kaldı orada. Göster bakalım kalbini. Sana diyorum. Ooo zırhlı. Bunlar normal headcrablerden farklı. İlk defa görüyoruz bu arada bu headcrableri. Half-Life evreninde ben ilk defa görüyorum yani. Daha önceki oyunlarda yoklar. Bakıyorum ama kalbini göremiyorum. Kalbini göster. Kalbini göster. Manyak mısınız? Bunları terin içinden öldürmek en mantıklısı. Nasıl vurabilirim ki ya? Ay çok... çok az mermim kaldı. Vurdum. Vurdum bir tane daha. Vuruyordum. Biraz uğraştıracak arkadaşlar bunlar, anladım ben. Şurayı... Hadi. Kalbini göster. Ya çok iğrençsin. Acaba ayağını falan... Evet. İyi vuruş. Yani biraz uğraştırıcı vuruş tabii şu an ama... İyi vurdum az önce yine de. Burada bir... Şu şeyden alalım. Başka bir şey var mı? Ölü birisi her zamanki gibi. Bir şey yok başka. Şunu da atalım artık. Bu şeyden hatırlarsınız gibi önceki bölümde geçmemiz için lazım. O zaman... Hop kaç, nasıl koşuldum lan onu? burada bulacağızdır herhalde. Buradaki şeyleri de öldürdüm zaten. Ha, şuna sıksaydım patlar mı belki de ya? Bir dahakine öyle yapalım. Şeyi niye oraya koymuşlar özellikle? Neyse. Tada! Buldum. Bir şeyler var mı? Bunların içinden garip sesler geliyor. Çok uğraşmadan gidelim. Şunun içinde bir şey var mıdır? Atık. Getiriyorum, getiriyorum. Getirdim. Aç bakalım. Al bakalım. Geçtik. That water guy I met, he did give me a head crab to eat. Oh, great! What did it taste like? Tell me how you... Russell. I didn't eat it. Yemedim. Of course you didn't. Now that's the right decision. Bu uzaylı bu arada head crab yiyordu dedi. Yani şu kafamızı atlayanlardan. Russell'a dedi ki tadı nasıldı, tadı nasıldı dedi. Dolabında vardı ya, muhtemelen yemek için soruyor. Hayır yemedin dedi Alex'i. Evet yememek doğru bir karardı dedi. Çok iyi ya diyaloglar. Şöyle şuradan bir iğrenç bir yere giriyoruz biraz ama eğilerek girdim buraya. Sadece şu şey için girdim bu arada. Bir de içki için. Neden içkimiz olmasın sonuçta. Bunları da kırmaya çalışıyorum. Aman. Pardon. Pardon. Evet biraz hızlı kalkarsanız böyle oluyor bir yerde. Şeyden. Duvarlara kafam girdiği için girmemesi gereken. Hop elimden düştü baya baya. Buradan gidilmiyor. Oh. Oh. That zombie has a shotgun. Shotgun'ı var dedi. Hangisi? Şu. Ha, o ne? Oo, resimleri de var. Mi? Shotgun mermisi galiba. Evet. Shotgun mermileri böyle. Çok iyi. Peki shotgun'ını verir misin? Elinde kalmış. Aşağı atlarım vallahi o shotgun almak için. İki elimle geziyorum ama. Çekeyim şu kovayı bir ayağımızın altından. Bisiklet pedalım lan bu. Aynen. Nasıl çekeceğim? Çevrilmiyor. Kabloyu mu koparacağım? Yo. Oraya sıksam. Yok yok böyle değil. Shotgun'ı elinde bırakmış adama bak ya. Ha multi-tool kullansam. Ya bu bir multi-tool'luk bir şey yok ki bunda ya. Allah Allah, elimle dönmüyor mu bu? Ben mi beceremiyorum yoksa? İçine sıkılı o kağıdı sıkışmış, görmedim. Kafasına sıktım artık düşün. Hadi shotgun alıp buradan gidelim dedi Alex'i. Duydun mu onu dediler. Bir şey sesi geldi arkadan duymadıysan. Duvarlara bir şey mi vurdu? Evet. Bakın bakın.
Gördünüz mü? Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Headcrab... Headcrab'in üstüne düştüm. Alex! Ne oluyor? Bu nasıl bir ölüştü ya? Ulan... Ulan... Evet, ilk atladığım ana geri döndüm arkadaşlar. Ölüşten sonra orayı keserim. ya rolara vurmuşlardı hatırlarsınız, o yüzden hızlıca ineceğim. Ancak inmenin yolu ne acaba? Şu shotgun'ı alıp ve buradan gidelim dedik. Alamıyoruz. Arkadaşım buradan atlamanın bir yolu var mı? Öleceğim ama aşağı atlayınca. İnişimi kolaylaştırsam ipe falan tutunup şöyle. Evet. Alex? Alex, still there? Arkadaşlar yine de ben. Yeniden öldük orada yine. Her zamanki gibi. Ya nasıl geçeceğim ben burayı? Almanın başka bir yolu var bence bunu. İpi falan tutmaya çalışayım. Bakayım. Nasıl alacağız o şunları? Çok mu indirdim acaba aşağıya? Biraz yukarı kaldırsam. Evet. Biraz fazla gitti. He, anladım. Anladım. Kafam çalıştı sonunda arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Onu alacağım şimdi. Şöyle şunu sıkıştırabilirsem. Şöyle. Kırık yerinden. Sanırım bu sıkıştırır onu. Evet, sıkıştırdım. Şimdi o shotgun'ı alalım. Hoppa. Aldım. Nasıl yapıyorum? Eyvah. Şöyle. Aç dedi. Nasıl oluyor? Open shotgun to load shells. Shotgun diyor, aç diyor. Çıkardım. Taktım. Sonra kapattım. Ve çektim. Okey. Anladım. Tek elle mi kullanacağım şampiyonu? Aman, aman aman. Üstüme sanki bir şey atladı. Kapat. Çek. Tamam, ona gerek yok sanırım. Evet, daha var gözüküyor içinde. Pardon, daha o. Huh. Aman Allah'ım. Çok korkutucu. 4 gidebileceğim 3 yer açıldı ama bir mermisi kaldı içinde shotgun'ın. Bilsem çıkar çıkarı takmazdım. Ben de diyorum niye olmuyor. Yerinde kal. Evet, shotgun uzun menzilden işe yaramadı düşündüğüm gibi. Hop. O yüzden pistole geri dönsek iyi olur. Ne kadar kazmıyorum bugün ya. Mermiler de suyunu çekti baya baya ya. Şunun bir şarjörünü yenileyim ben. Last four. Two shells left. He, daha koyamıyorum içine. Şunu kapatalım. Baya bir değişik yapmışlar shotgun kurma şeyini. Sevdim. Tabii ki de resim için gelecektim buraya. Niçin geleceğim? Gidelim. Umarım bir şey kaçırmadım. Başka arkadaşa çok bakmadım ama. Alex'iyle koşamıyor muyum? Ya da ben bulamadım da. Biraz yürüyor genellikle Alex'i de aksiyon dışında. Ölü insanlar gaz maskeli iyi işaret değil pek. Bu yolda şu şey ya, şu şey mermi geçirmiyor aslında. Bunu kalkan olarak kullanabiliriz eğer silah biri sıkarsa. Evet, buradan gideceğiz muhtemelen. Hoppa.
10 shotgun mermileri. Daha alamıyorsun herhalde, iki tanesinin üstüne. Onu ver bakalım. Shotgunları böyle almak da bir garip geldi. Evet, kutunun içinde boş. Biraz shotgunları almak garip geldi o şekilde. Şurada bir yol vardı, kaçtım. Oraya da bakacağım. Sonra da ilerleyelim. Merak ettim açıkçası. Pis zombiler. Şu şeyleri headcrab yedirirsem ne olur acaba? Merak ettim. Yiyecek mi acaba? Ay! İğrenç, headcrab yedi baya baya. Peki bir şey var mı burada? Evet, bir şey yok burada. Aha, yok. Ha, kaçar mı benden? Al. Onu da yediğim için al. Afiyet olsun size de, şunları yedireyim. Beni rahatsız etmediğiniz için. Biraz headcrab'le besledim. Ne olacak? Ekosistem devam etsin. Bir mermim var ve çok rahatsız edici. Bir insanın hani... Sanırım şey gibi, evrende mermi değerli ya. Onun azlanmaması için yapmışlar öyle bir seçenek. Evet, bu da boş. Sanki bir dıng yaptı elim ama... Eğildim bu arada odamda. Hoppa, kalktım. Oh! Ne? Şarjör lan. Çık. Üstüme. It was on your face and it was disgusting. Oh. Yüzündeydi ve dedi, öpmeye çok iğrenç verici, iğrençti dedi. Yüzüme bir atlıyormuş, bilmiyordum. Korktum. Lan. Karakterle dalga geçiyor. Oh. Zayıf noktan yok gözüküyor ama. Gel. Git. 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 Bunlara shotgun kullanalım ya, hiç gerek yok. biraz yaklaşma. Of. Sen. Eyvah, headcrab'in yaşıyor. İğrenç. Ha, kolunda şey var. Ona vursam buradan. Öldün. Sen de. Uf, shotgun. Yaklaşma. Ne? Çok zıplıyorsun be. Dur, o buradan zıplayacak. Zıpla. Ne? Nereye gidiyorsun? Pislik. Arkamdan gelecek sonra. Öl. Şuna shotgun. Eyvah. Şelim bitti shotgun. Aman Allah'ım. Ben pistole geçiyorum arkadaşlar. Tekrar en iyisi mermi sıkıntısı çekmeye başladım. Hop. Şey bakıyor oradan bana. Şuradan mermi bulur muyuz? Ha, silah güncelleme yeri. Hemen bak, varsa elimizde yeterli malzeme. Şuradan. Şu ne? Ha, sigara o. Bir silah aldık. Aman. Pis şey. Pis headcrab. Öl. Beni rahatsız etme. Hemen multitool'umuzu da açalım burayı. Evet, bunun hatırlarsanız geçen bölümlerden ekmek kaneğini. Şöyle hepsini kapsayacak bir ışın. Tamamdır. O zaman shotgun'ımı, pompalımı da yani upgrade edebiliyor muyum artık? Hemen bakalım. Bence pistole vermek daha mantıklı ama 17 varmış toplamışım toplamda. Yine fena toplamamışım. Siz zaten görüyordunuz gerçi de, ben göremiyorum ne kadar topladığımı, siz görürseniz de. Peki pompalıya ne verebiliyoruz? Pompalıya da bayağı grenade launcher'a kadar, yani bomba atara kadar gidilebiliyor. Lazer görüşü falan. Tamam. Şu anlık bir şey yapmayacağız. Daha toplamamız gerekiyor. Biz çok topladığımı söylüyorum videoda ama muhtemelen kaçırmışım ben. 20 ne demek ya? İyice bakacağım etrafa. Birisi yavaş oynama demişti ama vallahi kaçıyor bak.
Görüyorsunuz. Kaçırmak istemiyorum. Oo! Bakın mesela gizli bir şey buldum. Can ve kutu. Kıramadım. Bir daha. İşte bu. Hoppa. Seni sırtıma attım. Seni de avcumun içine attım. Bu can o çok mu oldu? Tamam. Bunu yeni basarız şimdi can basma yerinde. Arka şeyler bunu hatırlarsınız. İlk bölümde gösterdiler. Ha. Kurçukmuş bir de. Bize can basan şey kurçukmuş. O seni gördüm. Ay görmesem ne kızardınız. Gözlerinin önündeydi Cankan, nasıl görmedin? Şunların altında üstüme gelmesin aniden. Tamam. Bunlar da mermi, ben bunları mermi şeyinde kullanacağım. Ses çıkarma be. Sonunu biliyoruz. Gir şuraya. Can bas. Can basın. Teşekkür ederim. Geri alabilir miyim? Çok... Tamam. Daha basamıyorum. Elimi götürmek çok güzel bir duygu. 18 tane resminin var dedi. Tamam. Bu arada az önce dediğim mermi sorununu da çözmüş olduk. Şuradan gidelim. Ne gerek var? Hoppa. Hoppa. Evet bak şu son şey benim canımı çok sıkıyor ama. Kovanın arkalarına her zaman bakalım. Oh. Mermimiz bitti. Şöyle yenileyim. Hop. Yat, yat, yat. Sanırım evet, önce o tarafa gitmek daha mantıklı. Bir hemen oraya gideceğim. Orada bir şey kaçırdık sanki. Şöyle aşağı inelim hemen. Seri seri. Şu şekilde teleportlanarak da gidebilirsiniz. Yani teleport bunun böyleydi normalde oyunda. Ha mesela bakın kaçırıyormuşuz. İşte oraya kadar girmelik bir durum yok herhalde. Evet. Şu şeyi gerçek hayatta da isterdim biliyor musunuz? Bakın şarjörü falan da kaçırmadım hiç. Şöyle. Korktum şu sallanan şeye dokunsam ne oluyor? Bir şey olmuyormuş. Bir mermi kutusu daha. Of suratım da parçalandı. İlerleyelim. Burası farklı bir yere mi çıkıyor? Ne kadar karışık bir harita. Çok karanlık, ışık, flash şey, el fenerine ihtiyacım var dedi. Alex de haklısın dedi. Şunu kullanalım bence, hiç mermi harcamayalım. Evet. Canım gitmedi değil mi? Evet. Zekiceydi bence. Aha, seni kaçırır mıyım ha? Arkadaşlar kaç resim oldu ya? Siz görüyorsunuz ben göremiyorum. 20 olduysa eğer. Gidip bence. Şunu bir zombinin üstüne atsam ne olur acaba? Niyeyse bu çok çıkıyor fark ettiniz mi? Bence bunu kullanabiliyorum demektir bu savaşta. Şöyle. Bir şey oldu yok ama. Burası farklı bir yer ama. Vay! Aman! Git! Ne haber? Ha? Canlıymış. Fark etmedim. Tamam. Bu buraya gidiyor. Peki o geç arkada kalan yer nereydi? Hemen burayı keseceğim. Oraya da gidip bakacağım. Eğer önemli bir şey değilse hızlı hızlı gideceğim teleportla. Hemen geleceğiz. Hemen bakalım neymiş burası da. Orası. Evet. Burada arkadaşlar hemen göstereyim. Shotgun mermileri varmış. Biliyorsunuz shotgun'ımızın mermileri bitmişti. Resinimiz varmış hemen. Şunu çekebilirsem. Hoppa. Buradan da mermi bulduk. Kaç mermimiz oldu? 110 mermi. Çok iyi. Şuna da bir shotgun ekleyelim. Zaten mermisi dolu içinde. Şuradan hemen zıplaya zıplaya. 21. Hadi koyalım. Burst fire. Toggle between three shot and single fire dedi. Resimlerini ekle diyor. Al bakalım. 1. 2. Oho. Al hepsi senin olsun. Al. Topladığım her şey.
Güncelleyin silahımı. Evet, altına bir şey geldi. Toggle the fire and the burst. Wow. My gun's looking pretty good. Russ, come on. At this point it's kind of our gun. Aynen, artık bizim iki silahım çok iyi gözüküyordu. Artık ikimizin silahı oldu dedi. Peki nasıl? Aman, öyle değil. Nasıl kullandığımı da keşke söyleseydin oyun be. Bir hemen ona bakacağım. Rust fire nasılmış? Adds a toggle between three shot. I don't have enough resin for any of this stuff. Well, you know what they say about resin, Alex. No, what do they say about resin, Rust? Resin hakkında ne diyorlarmış? Look for more resin. Okay, I'll keep an eye out. Yeah, that's the one. Look for more resin. Çok daha fazla resin için. Resin için ne derler bilirsin dedi Alex'e. Ne dedik? Çok fazla resin dedi. Gerekli. Daha fazla ara dedi. hadi şurayı 10 ünit olduğumuzda açalım o zaman. Şöyle. Nereye gidiyor bu? Kapıya gidiyor bir tanesi. Şunu... Buraya giderse ne olur? Ha, kapının zaten kilidini bozmak istiyorum. Tamamdır. Bunlar neden etrafta? Şunu kapı, bunu fırlatırsam ne olur acaba? Geçiyor bayağı be. Şuraya fazladan bir omnitool'la bir şey gelmiş. Bu buraya geliyor. Aynen, kapısını kapattım. Bunun gelen bir tarafı var mı? Sanırım yok. Tamam. Şurada bir şey kaçırmadık değil mi? Ben hızlıca bir bakayım. Yok. Gidelim. Ah, şöyle döneyim. Hoppa. Elimle tutamıyorum. İki elimi istiyor muhtemelen. O yüzden hadi bakalım. Ne haber? Shotgun harcamayacağım. Bu da yetmedi ki. Oh, vurdun. Vuracağını düşünmemiştim. Vuracağınızı düşünmedim. Bir canım gitti bak. Pis şeyler. İyi. Prepare healing injector. Nasıl? Şöyle mi? Bam. Ha, böyle yapınca hazırlanıyor. Ayağına ya da eline diyor. Elime. Bu kadar mı? Düşündüğümden daha farklı bir kullanış. Tatlı ancak elime koyduğumu göremedim. Bak oldu herhalde. Çok karanlık. Her şey iyi mi? İyiyim, iyiyim. Tamam. Mermim az. Dikkatli bulunacağım. İlerleyelim. Dostum senin işin yok zaten. Bize versene o. Şu şeyi. Tamam. Nereme koyacağım? Attack the flashlight and gravity glove. Heh. Oh, thank God. Tamam. Sol elime koydum. Artık ışığımız var. Teşekkür ederim. Abi itebiliyorsam seni. Evet. Burada biliyorum. Ay. Şarjörü yerine koyalım. Seni kaçırmadım. Oo, seni son anda duydum. Eyvah. Ay sen farklısın. Ay. Abi bu ne? Eyvah. Atlama, atlama. Şöyle ilerleyelim. Yerine dur. Aman. Çok korkutucu. Çok korkutucu. Yeah. Çok karanlık. Talk about what? About anything. Konuşsak. Well, hani, her şey hakkında konuşabiliriz dedim. Irrational fear of the dark is actually quite appropriate. You know, I can give you easily 100 reasons to be
You're fine. Okay, that was my fault. I'll be more specific next time. Karanlık hakkında korkular bilmem ne falan dedi. Şunun içinde bir şey var mı? Yok. Çekil. Çekil onu. This flashlight. And it, not unlike yourself, is also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Nice. Çok iyi. Karanlık geçtiğinde kendi kendine kapanıyor dedi. Alex çok sevdim ben dedi bu işi. Bayağı güzel resimimizi de alalım. Evet arkadaşlar. Burada da bölümü şu kapının arkasına doğru gideceğim. Karantina gölgesinde devam edeceğiz.